Bakalım. Evet sanırım herhangi bir sorunumuz kalmadı. Auto Brawl Chess'e giriş yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar ben oyunu bayağı bir oynadım. Oynamaya devam ettim. Zaten telefonumda da oynuyordum. Tabletin ekranı daha geniş olunca tabletten alıştım. Bayağıdır yardırıyorum. Şöyle günlük giriş ödüllerini de almaya devam edeyim. Sadece ödül alıp geçmiyorum ama onu söyleyeyim. Ve e, oyunda müzik sesleri sıkıntıydı. Müziği kapat. Telif yedik ya ilk videodan. Acayip bir şeydi. Arkadaşlar ben e, rankette. Ranked, ranked ata 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 Nike 1'e kadar çıkmayı başardım. <laughs> karakterim de gelişti. Ana karakterim artık Asur isimli bir karakter. Bana Basur'u anımsatsa da e, iğrençti. Ee, Asur range atakların %20 daha fazla damage vermesini sağlıyor. Böyle bir karakter kendisi. Şöyle hemen ücretsiz elemanımızı alalım. O ücretsiz bir hakkım daha mı var? Bak şu şey çok iyi geldi. Homer'a çok iyi geldi bu. Ekipman varsa ekipman alalım. Şuradan. Elmaslarımı saklıyorum. Biriktiriyorum özellikle arkadaşlar. Elmaslar ciddi anlamda lazım olacak. Sizin de oyuna girdiğinizde günlük yapmanız gereken bu. Ücretsiz hero samınlamanız ve ücretsiz ekipmanlardan yararlanmanız. Sizin de oyunda yapacağınız ilk işlem bu olacak. İkinci işlem ise gelip buradan günlük giriş ödülündeki karakterleri kendinize eklemeniz olacak efendim ki ee, kendinizi geliştirebilin ve bol bol da görev kısmından görevleri tamamlaya tamamlamaya odaklanmanız gerekiyor. Şimdi bak ben bayağı karakterleri geliştirdim. Kafamdan görünüyor mu bilmiyorum. Ee, yaklaşık 20 bin puanım var. Ee, bu 20 bin puanın çoğu karakterlerden geliyor. Karakterler seviye aldıkça oyun birazcık pay to win'e yatkın. Biraz değil. Komple yatkın. Ee, karakterlerini seviye aldıkça kendilerini geliştiriyorlar. Onları geliştirmenin ise iki yolu var. Ya benim gibi görev yapıp bu elemanlardan düşüreceğiniz. Ya da e, para verip alacağınız abi. Karakterler geliştikçe dediğim gibi daha fazla vuruyorlar. E, hepsine ekipman verebiliyorsun. Her birinin kullandığı ayakkabı, kullandığı zırh, kullandığı item falan bunların hepsini kendin ayarlayabiliyorsun. Şimdi gelişmek istiyorum ama para yatırmayacağım. Yani benim bu mobil oyuna 73 lira verecek halim yok. Saçmalama dediğin zaman bak ben sana söyleyeyim gelişmek için. Günlük görevlerden 60 puan yapıp şu 60 karakteri alacaksın abi. Yapacağın en temel şey bu. Sonrasında her gün giriş ödüllerini toplayacaksın ve bol bol maç atacaksın. Maç sonunda da sana ödül veriyor. Hemen maça girelim. Bir bakalım e, kimler var, kimler yok. Elemanları dövebilecek miyiz? Aa çok iyi. Bak ilk başta tercihen kanka direkt görüyorsun ya bu oyunda bir karakteri tiyarlamak için e, iki karakter olması yeterli. Aynı karakteri alıp hemen iki yıldız yapma, iki tane farklı karakter alıp buff almaya çalış. Oyunun başında, ilk aşamasında ee, bir tane karakter alıp onu TR2 yapmak çok çok mantıklı değil. Bu arada siz benim kameramdan kişi sayısını göremiyorsunuz. Hemen onu ayarlayacağım. Şöyle şuraya bir yere aldım kameramı. E, buradan bu 7de say e kişi sayısını görebilirsiniz. Bak kazandık çünkü iki tane elemanım vardı. Bir tane koyarsan yatıyorsun. Nobel'i alacağım. Nobel patlama yeteneğine sahip sevgili dostlar. Nobel'i en öne koyacağım ki buna saldıran vatandaş bunun kendisini patlatıp etrafına verdiği 410 damage'lik hasarla boku yesin. Çünkü bak bizim Nobel'in bir k canı var. Ee, bu bir karcanla canıyla beraber Aa, saldıran çıkmadı mı? İki tane büyücü almış karşıdaki. Ya Nobel'in bin canı olmasına rağmen düşmanların çok çok daha az canı var abi. Kendini bir patlatırsa bum diye yok eder etrafındakileri yani. Etrafındakileri yok etmeye sağlamaya çalışacağız. Youtube'a bütün bölümler gidecek merak etmeyin. Şimdi karakter tiyarlayamam. Burada sevgili Jalxi'yi alacağım. Çünkü bunun tribe buff'ı var efendim. Kabile buff'ı. Kabile 3 kabile üyesi elinizde tuttuğunuz zaman e, karakterlerinizden birinin, sağınızdaki adamlardan birinin %100 daha yüksek hızla saldırmasını sağlıyor. Daha yüksek hız ve daha yüksek can değeriyle. Bu bizim için çok çok önemli. E, bunu kovalamaya çalışacağız. Zaten yüksek elo'lar yani benim çıkabildiklerim en azından yüksek elo'lar derken onu kastetmiş olayım. Yükseklikte mücadele eden arkadaşlar genellikle e, bu şekilde bir yöntem izliyorlar. E, ...kabile buffıyla hareket etmeye çalışıyorlar. Hemen Robin isimli Archer'ı aldım. Sevgili Robin sayesinde bizim Undead buff'ımız olacak. Undead buff'ı düşmanların saniye saniye canını azaltan bir buff sevgili arkadaşlar. Hallettik efendim hallettik. Oyun pay to e benziyor değil öyle zaten. Bak bu arada karakterlerin levelleriyle falan düşmana ne biçim köstürüyoruz ya. Şimdi bak burada iki tane e, Merlin geldi. Bunu alıp bir tane şey yapmana gerek yok, büyücü yapmana gerek yok. ha Alıp yer değiştirtebiliyormuşuz. Öyle yapalım. Jackson'in şu an bir önemi yok. Bunu satmayacağız. Yani normalde bunu almana gerek yok yani. Senin bordunun atak değerini o kadar arttırmıyor bu. Ee, ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu da alıp ileride. Ay bu eleman güçlü geldi. Ağzımı dağıtacak benim. Evet bu eleman güçlü geldi abi. Bu Japonya'da oynayan elemanın hangi buffları varmış bir ona bakalım. Oy çok güzel ayvayı yedi. Tribe buffı var. Evet kabile buffı. Dediğim gibi arkadaşlar oyunda ana olay belli bir yerden sonra kabile buffına dönüyor. Senden kurtulalım bir. Kabile buffı için şu iki karaktere ihtiyacım var. Beni onun dışında döven olamaz diye tahmin ediyorum. Ama bakalım efendim hiç sağa solu belli olmaz. Oyunun. Bak yine kabile buffı var birilerinde. Yine kabile buffı var. İki büyücümüz var. İki büyücü birazcık daha hızlı adam e, spamlayabilmeyi sağlıyor. Birazcık daha hızlı manalar doluyor. Güzel. Dayak yemedik ama iyi de durumda değiliz. Aa, buradan alacağım bir karakter yok. Hemen seviye atlatıp yeni birilerini sahaya koymak istiyorum. Şimdi kabile üyelerinden Ali Bey'i arayacağız efendim. Burada Ali isimli bir karakter var. O Ali isimli karakter hem savaşçı hem kabile üyesi. Ali gelirse ve kabile üyemiz 3 olursa düşmanı tekleriz. Oo bu da bizden çok üstün çıktı. Bak kendini patlatacak. Oo güzel kendini patlatmadan bir ee, kalkan aldı. Evet kendini patlatınca babalara geliyorsun. Düşmanda seviye 3 büyücü var. Ee, bizimkilerin manaları daha hızlı dolarsa hallederiz. Ki doldu. Muhtemelen hallederiz ya. 2 büyücü bir büyücüyü alamaz. Şey bir büyücü 2 büyücüyü alamaz efendim. Rüzgarcığım eyvallah canım. Güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Burada yapacağımız hiçbir şey yok. Bak oyunda dikkat edeceğiniz en önemli şey şu. Karakterlerinizin seviyesi... Hop bir alt tabatıp mouse'umu alayım. Karakterlerinizin seviyesi 1'se kanka hiç bulaşmayın. Almayın abi. Çünkü bu oyunda önemli olan şey karakterlerinizin seviyeleri. Karakter seviyeniz düşükse... O adam demeyi çıkartamaz. Bu oyunda kombonun bir önemi yok. Bu oyunda karakterin ne kadar itemli, ne kadar leveli var, onun bir önemi var. Yani ee, win alamadığınız zaman, yenildiğiniz zaman, oyunda ilk elendiğiniz zaman üzülmeyin. Çünkü oyun pay to win. Yani adam parayı basmışsa, elinde yüksek level karakteri varsa ağzına tükürecek. Ona yapacak hiçbir şey yok. Hemen seviye aldırıp, 6. seviyeye çıkıp, şu elemanı sahaya koyup, kabile buffını 2 yapmak istiyorum. Kabile bafını iki yapmanın ardından bekleyeceğim. Elime doğru düzgün adam gelmesini bekleyeceğim. Aratma yapmama gerek yok. Şu an sahanın çoğundan üstünüm. Kabile bafı kime verildi peki? Şu an kabile bafı kimde bilmiyorum. Kabile bafı sanırım şeyde. Şu bizim iskelette. Oo çok güzel. Çok güzel. Bak, misal Artemis. Bu karakter niye yanıyor biliyor musun? Bu karakterlerin itemleri epik bu karakterin kendisi çok çok kuvvetli. Bak bunu alıp şöyle sahaya koyarsan net yok ediyorsun kanka. Gördün mü? Net yok ediyorsun. Yani bordunun değeri uçuyor ama bu karakter dışarıda kaldı. Onu korumaya bir şeyler koymam lazım oraya. Ay, ayı gibi demec vuruyor bak. Ayı gibi. Kaç vuruyor? 615 vuruyor hocam. Benim kameramdan göremiyor olabilirsin. 615 vuruyor. Ama bu beni yiyecek. Çünkü bunun çarlar 15 level, 20 level. Yani 15 levele karşı hiçbir şansın yok abi. Kıçına da yırtsan alamam eli. Şöyle yapalım. Bak şuradaki armorcu adamı alalım. Bunu sahaya koyalım. Bu sayede iki gardiyan buff'ı olsun. Gardiyan buff'ı artı 40 armor versin ikisine. Ee, bununla beraber şu Artemis karakterini bir getirelim bir kenara. Ee, aslında şu ee, Diago'yu satabiliriz ağaç adamı. Çünkü bize şu an bak aşağıda köstüren Ali lazım. Şayet tabii ki şey kabile bafının üçlenmesini istiyorsak. Kabile bafı üçlenirse e, gayet güzel sonuç elde edebiliriz burada. Artemis burayı almamıza yardımcı olur ya. Artemis var elimizde. Artemis burayı kestirir. Artemis burayı kestirir. Sorun olmaz abi mis. Ya dediğim gibi dikkat edeceğiniz temel nokta combo değil abi. Komboyu salla. Dikkat edeceğiniz temel nokta karakterlerin e, statları, skillleri, leveli. Burada hiçbir şey yapmayacağız. Oturup bekleyeceğiz. Ee, oturup bekleyeceğiz kanka. Gold'un elimizde kalmasını bekleyeceğiz. Ya aratma yapabiliriz ama şu an için gereksiz. Kişi sayısını ne kadar hızlı arttırırsak bizim için o kadar iyi. Kazanıp kaybetmek çok önemli değil. Birileri öldükçe sana daha fazla gold geliyor. Abi adamın baksana ortada healer basanı var. Şu Kaplumbağa çok kanser bir karakter. Kaplumbağa etrafındaki reisleri öldürtmüyor zaten. Ya kabile buff'u alıp birilerini indirene kadar bizim komp etkisiz kalacak. Oğlum adam arata 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 kendini tiyarlamış ya. Tamamdır. Şimdi yapacağımız hamle belli. Hemen level al. Level aldıktan sonra Kabile buff'ı için şu elemanı sahaya koy. Ee, artık şu beyefendiden kurtulabiliriz. Birazcık aratma yapmanın vakti mi? Bence birazcık aratma yapmanın vakti. Hakate'yi alacağım sahaya. Hakate neden sahaya alınıyor biliyor musunuz? Hakate görünmez bir karakter. Yani Hakate'ye kimse vuramıyor sahayken. O etraftakileri biçer. Birazcık bize zaman kazandırır. Evet yani bir türlü şu şey kombosunu yapamadım. Kabile kombosunu bir türlü yapamadım abi. Ama olsun. En kötü ikinci, üçüncü falan bitiririz. Oto Bravo test olsun bu oyunun adı. Ergüncüm görüşürüz. Dikkat et kendine. Hop. Aldım bunu. Bak bir tane TR3 savaşçım oldu. Savaşçıları şöyle aşağı doğru yığalım. Merlin'i alalım. Merlin e, iş yapar. 3 level bir büyücü olabilir. Bekleyelim. Ya da Merlin'i hiç almayalım. Merlin'i 2 level'da bırakalım. Ya da Merlin'i alalım. Ötekini satalım. 10 gold'la bir de interesten gold lafı alalım. Efendim e, sevgili x46 babuş primeları artık e, başka birini kullanacağım kusura bakma demiş. Sıkıntı yok canım sıkıntı yok eyvallah. Sen nasıl rahat ediyorsan. Ben mümkün mertebe oyun odaklı ilerlediğim için yayına siyaset karıştırmak istemediğimden dolayı isim kullanmıyorum. Yanlış anlama lütfen. Desteğin için çok çok teşekkür ederim eyvallah. Bana gelip selam vermen yetekli. yeterli. Beni biliyorum ben hep apolitik takıldım. Apolitik olmaktan da inanılmaz büyük bir keyif alıyorum. Homur Beyefendi'yi alalım. Sanırım ee, bu tur kabile buffıyla bir şeyler yapamayacağız. E, Öle de biliriz büyük ihtimalle. Bilemiyorum. Bir tur daha dayanırsak sürpriz bir combo da çıkabilir. E, i̇nanın bilmiyorum. Bir tur daha dayanırsak ama Homur'u sahaya atabilecek miyiz? Abi yani o kadar çok healer var ki. Bak healer, healer. Özellikle şu Mary. Meri işte şu 70 liraya satılan karakter kanka. Kaplumbağa değil de Meri daha OP. Ee, yok kimi satarsan sat Homer'ı sahaya koyamayacaksın. O zaman elimizde var olanları upgradelemeye çalışalım bütün golda. Ama maksat ölsek de elimizde var olanlar upgrade'lensin. Artemis'i Tier 3 yaparsak deli yardırırız. Aa Kaplumbağa geldi. Şu iyi, Kaplumbağa'yı toplayıp acaba Sahadaki birilerini çıkarsam mı ya? Abi net kaplumbağayı alacağım. Kitledim. Haram olduğunda alacağım. Oğlum ne oluyor? Evet kaplumbağayı falan alamadın abi. Çünkü adamın parası vardı ve... ...güzel adamla geldi. Güzel ee, karakterle geldi. Seni tekledi. Oyun böyle. Yapacak bir şey yok. Çok takılmamak lazım. Size karşı çok dürüst olacağım. Sadece tuvalet aralarında oynuyorum oyunu. Lavabadan lavaboya. Çünkü kanka ciddiye alıp oynayamazsın. Ciddiye alıp oynarsan ne bütçe dayanır ne başka bir şey dayanır. Yani ne kadar iş, emek verirsen var yani, adam alıyor oradan çarını yapıştırıyor. Şöyle yapalım. Ee, çok böyle bir vurdu kaçtı olmasın diye. Bir tur daha girelim hızlıca. Ardından diğer oyunlara geçelim. Merak etmeyin oturup saatlerce bu oyunda kalmayacağız. İki el atmış olalım. Belki bu sefer şansımıza hani çok parası olmayan birine denk geliriz. Belki. Belki o e, çok aşırı para yatırmamış birilerini dövebiliriz falan. Güzel olabilir abi. Güzel şeyler olabilir. Güzel kombolar açığa çıkabilir. E, herkesin ekipmanlarını da yerleştirdim. Büyücüler falan da çok kuvvetli aslında. Bak bende de Kaplumbağa var 9 level. Nero var. Nero da çok iyi. Nero sürekli ünite spamlıyor falan. Herkesin karakterlerini aldım. Itemlarını aldım. Ya bak bu arada size şöyle göstereyim. Yani starter pek bile dünya kadar şey veriyor şu meri karakteri Helatanı gördün mü kanka? Bak Helatan, Helatan neydi? git diyor bir kere alışveriş yap diyor bir kere alışveriş yaparsan sana bu Helatan meri karakterini veririm. Yani meri karakteri gerçekten pahalı bir şey. Sana şöyle göstereyim, ee, starter pack'ten değil de haftalıkta ya da aylıkta bir yerde olabilir bak aylıkta bir yerde yani adamların e, ne şekil ağzımıza sıçabileceğini sen gör. Bak benim kullandığım Artem ise Artı 500 TR basabiliyorsun tamam mı? 190 lira verirsen. Yani parayı verirsen oyunda düdüğü çalarsın. Bu oyunu kötü yapıyor mu? O senin tercihin. Ben oynuyorum. Dediğim gibi arada sırada. Hemen bir oyun daha ardından salacağım. En düşük harcamayla alınabiliyor. Evet. En düşük harcamayla alınabiliyor. En düşük harcamada 8 TL yanılmıyorsa. Ee, bak burada şu hataya düşmeyeceğiz. Dediğim gibi mutlaka sahada 2 eleman bulundurun. Geri kalanını kitleyelim. Sonra alırız. Sahada iki eleman abi. Şu an tier'ı düşük olabilir. Ama bir tane eleman olduğunda çok fazla demeyi çıkarma şansın yok. Sahada iki eleman tutacağız. Sonra kalanları alacağız. Öyle de biliriz. da biliriz. Bu match-up'tan emin değilim. Ee, büyü atarsa... Evet yaşıyoruz ama hala. Ee, bizim kuş da skill atacak. Hadi bakayım. Güzel. Güzel. Bak tek başına olsaydın mahvolmuştun kanka. Tek başına o tek slot dayanmaz. Bak. Hemen bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Beraberinde şunu alıyorum. Sonra buradaki elemanı satıyorum. Hemen bunu koyuyorum. Ardından level basıp bunu koyuyorum abi. 2 kanatlı buff'ı. Kanatlı buff'ı ne yapıyor? Düşmanın %20 daha yavaş vurmasını sağlıyor. Yani karşıda eğer atak buff'ını arttıran bir şey yoksa adamlar elini kaldırana kadar bizimkiler onları çizecek bitirecek. Mis gibi çok güzel geldi. Bak karşıdaki elemanın kullandığı iki level falan var. Oyunda sürekli üstünlük var çünkü. Sürekli böyle hani para veren diğerinden iyi evet ama herkes para dayandıramıyor kanka. Şimdi şöyle yapacağım. Hakate karakterini en öne koyacağım. Çünkü Hakate görünmez. Sahada tek o kalmadığı sürece senin Hakate karakterine o adamlar demet çıkartamazlar. O yüzden o Assassin görevi görecek. Gidip bıçağı vura 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 milleti temizleyecek. O ara diğer karakterlerinde oyalayacak. Şuş, Çüş. Çüş. Gerçekten TR3 yaptın mı o çarı? Nasıl yaptın kanka? Eyva. Bunu bu bu meçhaba almamızın imkanı yok abi. Bu eşleşmeyi almamızın imkanı yok. Yani adam 3 yapmış. 3 3. 3'e yapacak hiçbir şey yok. Bak hemen. Tık tık. Ardından level bas. Normal adamı koy sahaya. Gerek yok yeni bir şey alıp koymana gerek yok. Kalabalık olmak her zaman daha önemli. Kişi sayısına abanacan abi. Durup aratmak gibi bir mantık bu oyunda çok geçerli değil. Bundan önce oynadığımız oyunları söyleyebilir misiniz? Efe'cim, ee, Dead Ahead Zombie Warfare oynandı, Gods of Arena oynandı, şu an bu oyun oynanıyor. Bundan çıkınca farklı bir oyuna daha giriş yapacağız merak etme. Oh, şimdi bak ne yapılabilir? Rushmore karakteri alınabilir. Neden yanında tiyarlanabilecek bir karakter varken Rushmore'a alıyorum? Birincisi, Diago tek başına bir boka yaramayan bir karakter. Ona para harcamak istemiyorum. İkincisi, elimizde iki tane elementalist var. Bu elementalistlerden biri buz büyücüsü. Eğer buz büyücüsünü de bulursak elementalistler sahaya bir yaratık çağırıyorlar. Tıpkı ee, TFT'nin şey buffı gibi, gargoyle buffı gibi. Sahaya ekstradan bir eleman daha geliyor. Eğer onu alırsak, ekstra elemanı alırsak kesinlikle sahada çok çok işe yararız. Şansını zorluyor ama almayacağım. Gerek yok. Diago karakteri tek başına bir cacik etmez. Ee, bekleyeceğim. Yensem de yenirsem de önemli değil. Can değerim gerçekten çok yüksek. Millet deli divanı aratıyor. Aslında e, 10 gold'un üzerinde kalıp bir de interest buff'ı alabilsem çok güzel olurdu ama e, bu karakterler geliştirmek istediğim karakterler. Bakın. Bizim görünmesi görüyor musunuz Hakate'yi? Avladı. Hepsini avladı. 3 yıldız karaktere şu an çalışıyor. Ama eleman kendini savunamıyor ya da büyü atamıyor. Neden? Çünkü görünmüyor. E, görünebilmesi için sahada tek kalan olması gerekiyor. Bak bu 6 level. 6 level bir çar. Benim 14 level. 2 yıldız bir elemanımı durduramaz. Mümkün değil. Birazdan evet abi kendisini indirecek ve e, anlatıcı mega kill diye bağıracak. Kavain Eko çok teşekkür ederim canım desteğin için eyvallah. Şimdi hemen sahayı tiyarlıyoruz. Artı 11 yapıyoruz. Bununla beraber şöyle yapabiliriz. 2 hakate kullanabiliriz. 2 hakate ne demek biliyor musun? Biri alttan biri üstten görünmez bir şekilde düşmanı tırtık tırtık tırtık, tırtık tırtıklayacak. Farkındaysanız aratma yapmıyoruz. Elimizdeki çarlarla olabilecek en iyi kombinasyonu yapmaya çalışıyoruz. Temel derdimiz bu ve e, asıl demeye çıkaranlarımız görünmez olduğundan dolayı onlara kimse demeye atmıyor. Bakın tek 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 alıyorlar abi. Mis gibi bir şey. Mükemmel bir çar. Oo bak. Süper bir şey geldi. Kullandığımız kanatlılar ikisi de 3 yıldız oldu. Bir turda muazzam kuvvetlendik. Üstüne Artı 10 gold'umuz var. Interest'ten de buff alıyoruz. Üstüne muhtemelen karşımıza çıkacak elemanı dövebilecek güçte olacağız. İnanılmaz derecede muazzam. Yani şu an buradan herhangi bir çara alıp 10 e, gold'umu bozmamın hiçbir anlamı yok. Bakın şu öldüğünde etrafına verdiği patlama hasarıyla kalanları da öldürecek. Oo, bak Hacı Güllü bitti. Mis. Mis. Görüyor musun? Çok çok iyi. Şimdi. Burada ne yapabiliriz? Burada yapılacak en mantıklı hareket ne olur? Tabii ki hemen tiar basıp buradaki karakterlerden birini koymak olur. 10 seviye olduğu için şu elemanı kullanacağım. Diğerleri 9 seviye herhangi bir şekilde komboya dikkat etmeden seçiyorum kendisine. Bu etrafa bir totem spamlıyor ve etrafa attığı totem düzenli aralıklarla düşmana zarar veriyor. Tabii ki etrafa totem atacak kadar uzun süre yaşaması gerekiyor kendisinin. Bu grup bizi yıpratabilir. Çünkü grubun elinde 15 level Mary var. Biliyorsunuz bu bu Mary karakteri 75-76 liraya satılıyor. <laughs> Mümkün değil onlarla baş bilmem. Şunu alabiliriz. Buradaki karakter sayesinde Empire buff'ını almış olacağız. Aynı zamanda Angelica karakteri çok güçlü bir karakterdir. Hem de asasindir efendim. Asasinlik özellikleri sayesinde bize bayağı fayda sağlayabilir kendisi. kompumuzu güzelleştirir. Aslında şöyle yapabiliriz. Ee, Azrael karakterini alıp... E, ...hakatelerden bir level olanı çıkarıp... ...ya da az önceki şamanı çıkarıp... ...sahada bir e, suikastçi kombosu yapılmasına yardımcı olabiliriz. Şöyle... Bak şimdi sahada iki tane suikastçı oldu kanka. Ayrıyetten 10 gold'umu tekrar tamamladım. İki suikastçı %25 ihtimalle %250 daha fazla damage vurmayı sağlayacak. Bu bizim için önemli bir şey. Bir yandan da gold bekleyeceğiz efendim. Bu turu kaybedebiliriz. Eleman aşırı kuvvetli. Ama tamamıyla şans. Eğer ki evet bakın bizim karakterler çok çok iyi vurdular. Eğer ki kritik vururlarsa kazanırız. Ki kazandık. Düşman normalde bizden çok çok üstün. Oo, hakikaten kazandık. İnanılmaz üstün bir düşmandı. Arkadaşlar, müjdemi isterim. <laughs> müjdemi isterim. Artık elimizde ee, Nur Topu gibi bir elementalist canavarımız var. Bir sonraki tur kendini gösterecek. Bu elementalist canavar sayesinde. Sahada artı bir daha kalabalık olacağız abi. Görüyor musun? Sevinme bir şey. Evet ama etkili. Etkili bir tank. De bunlar bizi yiyecek muhtemelen. Çünkü karşıdaki insan değil diye tahmin ediyorum. Bunları ne ara ekiledin kanka? Bunları ne ara üçledin? Karşıdakiler insan değil. Zeus var ama bir level. Bir level karakter hiçbir zaman işine yaramaz. Unutma. Bir level kullanmayacaksın kanka. Şu Butcher'ı kullanmak istiyorum aslında. Butcher'ı kullansam. Ama hayır kombinasyonu mu yok ediyorsun? Olmaz. Kombo mu yok ediyorsun? Baçır'ı kullanmak istiyorum da Baçır combo yok ediyor. Baçır bekleyebilir board'da. Aa, gene mi aynı adam? Biz bunu geçen harcamıştık ama bakalım. Yine sağlam kritik vurursak harcarız galiba. Ya geriye kalan şey adamlarının tiarına bakıyor abi. Adamların ne kadar gelişmiş durumda. Adamların kendine ne kadar gelişmişse o kadar güzel demeye çıkartıyor ama yetmedi abi. Yetmedi demeye yetmedi. 7 olan tek adamız yani e, sahada üstelik bir tane de adam spamlıyoruz aslında iyi durumdayız çok iyi durumdayız ama Ne yapalım biliyor musunuz 8 olmayı beklemeyelim 7'de kalalım biraz aratıp sahayı kuvvetlendirmeye çalışalım Yani iyi hoş da saha kuvvetlenmezse hayatta kalamayacağız çünkü Abi bir sahaya adam bütün para şu an boşa gidiyor var ya bütün para boşa gidiyor şu an Efendim Harkas Prime'ın avantajıyla ikinci ayını kutlamış. Ee, çok teşekkürler Harkas'cım. İkinci ayın kutlu olsun. Desteğin için çok çok sağ ol. Abi bu oynayanlar insan değil galiba ya. İnsan değil derken aşırı tiyarlamışlar. 6 levelde nasıl o kadar vuruyor? Oyun hadi biraz şansımıza gül be. Biraz yüzümüze gül. Bir level karakteri ikilesem ne olur? Acık yüzümüze gül la. Bak arkada Rushmore var. Bir ton karakter var. acık yüzümüze gül la. Galiba dördüncü yüz arkadaşlar. Galiba dördüncü yüz. Yani e, sahaya çağırdığımız tank da iş yapmıyor. Aldık mı burayı? Alamadık. Alamadık abi. Tankı harcayacaklar. Alamadık burayı. Hmm. Çok iyi rollersek belki kurtulur. Ama mümkün değil gibi duruyor. Yani kanka bir ara şans yüzüme gülerse bak hala sahada kaç tane bir level karakterim var. Bir de adamlara bak. Hepsini üçlemişler. Deli gibi üçlemişler. Bir ara şans yüzüme gülerse kazanırız belki bir maçı. Ya bir de biz sahada 8 kişi oluyoruz abi. Yani sahada kalabalık avantajımız da var. Ama ee, alamayacağız muhtemelen. Aldık mı? Aldık mı bir tur? Hayatta kalabildik mi? Galiba kalabildik ya. Lan bari üçüncü olayım. Hadi dostum. Hadi. Hadi. En azından bir tane karakteri üçledik. E ee, anam babam. E ee... Evet. Geldi ama para yok chat. Bir sonraki tura. Hayatta kalırsak o da. Oha! 17.000 mi? 17.000 ne lan? Bak kenarda Meri'ye köstürüyoruz ama o Meri ölmez abi. Eyvah nasıl bir can bastı o ya. Tamam öldük arkadaşlar 17000 bin la. Evet işin özeti şu sevgili dostlar. Oyun ee, Güzel Keyifli bir oynanış vaat ediyor. Ama bad luck değil ee, a lot of money caney 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 diyor kanka. Parayı verirsen oyunda senden iyisi yok para vermezsen ee, oyun bu şekilde. Yani üçüncü, dördüncü, maksimum ikinci falan olabiliyorsun. Ya inan e, hani e, bunu şeyden dolayı söylemiyorum. Kendi yeteneksizliğimi bastırmak için söylemiyorum. Oyunda yaptığın kombonun falan hiçbir önemi yok. Oyunda bir tek e, yatırdığın para önemli. E madem öyle niye oynamaya devam ediyorsun? Göstermek için. Bizimkiler rica etti. Alaman Mami buradaysa o rica etti. Dedim seni kırmayayım. Ha, gelişmenin bir yolu var. Onu da göstermiş olduk. Günlük görevlerden 60 puanı alırsan kendi karakterlerine seviye kasacak parçalar düşürebiliyorsun. Birazcık böyle emek işi. Yani dayak yiye yiye atmayı öğreneceğin cinsinden bir şey. Gelen itemleri de verelim. Eyvallah. Ama öyle çok deli divane puan etki etmiyor. Ha bende bayağı elmas birikti. Bu elmaslarla 6940 elmasım var. Bu elmaslarla böyle karakter açıp e, item çıkarırsam elbette ki beni bu bir tık ileri atar ama ee, ben elmaslarımı harcamak istemiyorum. Oyundan tam sıkılırken harcayacağım ya da elmaslar bendeyken bırakacağım. <laughs> evet taktiksel oyunun pay to win olması birazcık üzücü tabii ki. Ve Harkas. Abi kusura bakma uzun zamandır yoktum. Türkiye şamposuna, şampiyonasına hazırlandığım için bir de araya sınavlar geldi tekrardan buradayım demiş. Hoş geldin. Hayrola hangi şampiyonaya hazırlanıyorsun? Tebrik ederim bu arada karakterlerimi, itemlerimi verdim. Ve dostlar bu oyunluk bu kadar dedim. Saldım abi. Yeter. Kafi. Ötesi bizi sinirlendirir artık.